Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan beraberiz sizlerle. Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Bugün ilginç bir kutu açılımı ve yarı inceleme ile karşınızda olacağım. İşte o gün geldi. M2 işlemcili MacBook'lar ve Mac Mini elimize ulaştı. Tabii bugün sizlerle Mac Mini'nin açılışını yapacağız. Daha önceki videolarda bir defasında aslında benim de kullandığım M1 işlemcili Mac Mini gerçekten harika performans veriyordu ve şu anda sabırsızlıkla bekliyorum M2'yi açmak için. Ve arkadaşlar sonunda sizlerle birlikteyiz ve cihazımız da bizlerle. İşte burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, cihazı ayın 24'ünde Apple Store'dan koşa koşa gidip aldım. Ve elimde tutuyorum. Gerçekten jelatinler yok bu arada. Plastik kaldırmışlar. Daha çevreci bir yaklaşım. Bakalım arkadaşlar, şu anda gördüğümüz üzere önde 3 tane MacBook var. Aslında bu MacBook'ların üçünü de darmadağın edecek tek bir cihaz. Aynı zamanda da kendisi bütçe dostu olur. Ama tabii ki bir ekrana ihtiyacımız olacak. Evet arkadaşlar, Mac Mini'miz elimizde, kavuştuk. Şimdi gelin sizlerle birlikte açalım. İşte özellikleri arkada zaten mevcut. Bahsettiğim gibi 256 GB ve 8 GB RAM'i var. Onun dışında en basic ürünü Apple'ın. Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Gerçekten harika bir dizayna sahip arkadaşlar. Kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde açalım. Cihazımız sizlerle birlikte arkadaşlar. İçerisinden neler çıkıyor? Gelin inceleyelim. İçerisinde işte sıradan bildiğiniz gibi kağıtlar, stickerlar. Bunlara zaten alışırız arkadaşlar. Stickerlardan bir tanesi sanki... aynen, bir taneye düşürdüklerini unutmuştum. Evet. Kablosu çıktı arkadaşlar. Kablosu da klasik bildiğimiz işte Mac Mini'ye ait olan kablolardan. Mac Mini M2'nin arkadaşlar bir önceki versiyondan, yani tam olarak bu modelin, tam olarak bu fiyata daha önceden, yani yaklaşık olarak bu cihaza aldığımız fiyatlardaki birebir aynısı desek yeridir. Evet arkadaşlar, tercih ettiğim, şimdi size klavyeyi ve mouse'u tanıtacağım. Elinde gördüğünüz arkadaşlar Apple'ın en sıradan klavyesi ve mouse'u. Magic Keyboard ve Magic Mouse. Onun dışında en çok severek kullandığım bir klavye mouse seti daha. Peeble, Logitech'in mouse'u ve aynı şekilde onunla uyumlu olan K380 bir klavyesini tutuyorum. Sizin de gördüğünüz gibi ve kullanıyorum bunları sürekli. Çünkü bir tane de Samsung telefonum var, onlarla da gayet uyumlu çalışıyor. Kurulma aşamamızda öncelikle mouse'u bir tanıtmış olmanız gerekiyor ve gelin step by step şimdi açılışa. İngilizceyi işaretliyorum arkadaşlar. Ve klavyemizi açmamız lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse'umuzu ve klavyemizi bağladık. Şimdi aşama aşama kurulumunu yapmaktayım. Evet değerli dostlar, cihazımızın kurulumunu yaptık. İşte gördüğünüz gibi en son versiyon olan macOS Ventura'yı görmektesiniz şu anda. Evet arkadaşlar, Mac Mini fiyat ve performans bakımından ele aldığımız zaman klasmanının en iyisi desek yeridir. Çünkü yaptığı gerçekten işlemler harikulade. Gördüğünüz gibi performanslar burada yer alıyor. Peki, monitörümüz yoksa ne yapacağız? Peki monitörün dışında acaba farklı bir bağlantıya sahip olabilir mi cihazımız?
Bunları araştırmaya tabii ki farklı farklı YouTuber'ların denediği farklı tecrübeler, deneyimler var. Bunlardan bir tanesi özellikle 3D printer'da bir Mac Mini case'i yapılıp iPad'le birleştirilip bir laptop havasında kullanmaları olmuştu. Benim gözüme çarpmıştı. Hatta bahsettiğim videoyu hemen şu yanda görebilirsiniz veya sağda solda bir yerde. iPad'te de açıkçası Mac Mini'yi denemek istiyorum. Ben de şimdi sizler de göreceksiniz zaten nasıl çalıştığını, ekranın hızını. Onun dışında değerli dostlar, eğer çok çok sıradan bir iPad'iniz varsa bile, bu sıradan bahsettiğim benim mesela çok eskiden aldığım bir tane iPad Air 2 cihazım vardı. Onu hala tutuyorum. Ve şimdi ona takacağız. Bakalım cihazımız nasıl performans verecek değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda elimde bir gerçekten yaşı olan eski bir iPad'im mevcut. Ve o iPad'i atmadım. Şu anda Duet programından genellikle ikinci ekran olarak kullanıyorum arkadaşlar. Mac Mini'miz burada mevcut. Büyük ekranımız burada ve küçük ekranımız burada. Eğer istediğiniz gibi mesela herhangi bir işte açmış olduğunuz bir sekmeyi alıp yan tarafa taşıyabiliyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten de akıcı bir şekilde çalışıyor ve bu da beni hayrete zaten düşürdü. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer ki monitörünüz yok ve eski bir iPad'iniz var, çöpe atacak mısınız bunu? Tabii ki de hayır. Bunu değerlendireceksiniz arkadaşlar. İkinci monitörünüz olarak kullanacaksınız. İkinci monitörünüz olarak işte tam da bu şekilde değerli dostlar. Dışarıya çıktınız, yanınızda bir Mac Mini'niz var, bütün çalışmanız gereken dosyaların hepsi, çalışılması gerekecek dosyaların hepsi Mac Mini'nizde bulunmakta ve sizin yanınızda bir de iPad'iniz tek var. İşte arkadaşlar, endişelenmenize gerek yok çünkü iPad'inizi bir secondary screen olarak kullandığınız zaman veya main screen olarak da kullandığınız zaman zaten yapabileceğiniz işlemlere hız katacaktır. Ekran bulmak için zaman kaybetmenize hiçbir şekilde gerek yok değerli dostlar. Şimdi gelin asıl ekranımızı kapatıp direkt her şeyi şuraya taşıyalım. Yani demek istediğim arkadaşlar tam olarak da şu. İşte değerli dostlar, bilmiyorum gözüküyor mu ama bilgisayarımız şu anda küçücük bir ekrana sığdı. Gerçekten harika çalışıyor. Yani seri mükemmel bir şekilde donmadan iyi bir performans veriyor. Ona değinelim bence. Çünkü hak ediyor bunu. Gördüğünüz cihazımız işte böyle. Size küçük bir laptopa dönüştü arkadaşlar. Bence denemeye değer. Bence kullanmaya kesinlikle ve kesinlikle değer. Programı tabii ki dokunmatik olarak da kullanabilirsiniz. O da mevcut fakat belli bir ücret ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Duet programının alternatifleri de bulunmakta. Eğer ki bir Android tabletiniz varsa onda da kullanabiliyorsunuz. Bu tarz uygulamalar mevcut. Ben açıkçası Duet'ten gerçekten iyi bir performans alıyorum. Ondan dolayı Duet'i kullanmaya devam ediyorum. İşte arkadaşlar, mesela gelelim bir iMovie'yi açalım. Bakalım orada nasıl hareketlenmeler. Evet değerli dostlar, inanılmaz bir değil ama işte gördüğünüz gibi Mac Mini'miz eski bir iPad'de canlandı ve gayet harika bir şekilde kullanıyorum. Görüyorsunuz bunun neler çıkartabileceğini ben bile inanamıyordum fakat harika, tek kelimeyle harika değerli dostlar. Gelelim şimdi ikinci cihazımıza. İkinci cihazımız değerli arkadaşlar bir iPad Pro. Daha önceden de zaten size GoodNotes programını orada tanıtmıştım. Şimdi gelin orada bir Duet'i deneyelim. Burada evet, gerçekten eski tip iPad Air'e göre bayağı bir ekran büyük ve hızı da harika, yani inanılmaz bir şekilde hızlı. Page'den mesela bir dosya açabiliriz veya gelip bir YouTube'da bir video açabiliriz. Evet arkadaşlar, üretkenliğinizi arttırmanız için yapabileceğiniz en güzel işlerden bir tanesi iPad'inizi tabii ki bir eksternal monitörle birleştirip
MacMini'nizi kullanmanız. MacMini dediğim gibi harika bir performans veriyor. Mesela herhangi bir research yapıyorsunuz, farklı kaynakları araştırıyorsunuz. Önünüzde mesela bir PubMed var değerli dostlar. Veya bir makale yazacaksınız. İlla ki ikinci bir ekrana ihtiyacınız oluyor. Tabii ki cihaz herhangi bir farklı bir bilgisayar kullanmadan bunu deneyimlemek günümüz itibariyle zaten bir sürü bilgisayarda da mevcut. Fakat bunu bir iPad'e bağlamak gerçekten harika, süper bir deneyim sizlere tattırıyor. Ondan dolayı Duet programını denemenizi öneririm arkadaşlar. Gelin mesela bir örneğini yapmaya. Gördüğünüz gibi şurada bir Safari açtım. Safari'yi hemen yan tarafa gönderelim arkadaşlar Duet'le. İçerisinde gelecekte bizi neler bekliyor? Gelecekte tabii ki arkadaşlar benim kendi öngörüm Mac Mini için bazı case'ler yapılacak ve bu case'ler farklı farklı iPad'leri içerecek. Bu case'lere tabii ki bahsettiğimiz gibi kabloyu bağlayınca direkt portları, çıkışları, girişleri birbirine bağladıktan sonra laptop gibi kullanabileceksiniz. Bu da geleceğe yakın fütüristik örneklerden bir tanesi olsun benden size arkadaşlar. Bunu nasıl daha, peki bu cihazı bu şekilde nasıl daha çok verimli kullanabiliriz? Gelin gelelim buna. Değerli arkadaşlar, ekranımız iki tane, iki aşamada kullanabiliyoruz. İşte bir tanesini mesela şu anda ekranımı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Medscape'imiz burada. Şurada da gördüğümüz gibi tertemiz sayfasıyla page'imiz bulunmakta. Veya page'in dışında herhangi bir sunum hazırlayacaksanız, Keynote'u kullanıyorsanız arkadaşlar, o da size tabii ki burada süper bir hizmet sunabilir. Gördüğünüz gibi değerli dostlar, herhangi bir slide'ı açıyorum. Ve slide'ı açtıktan sonra Medscape'den alıntılar yaparak, iki çift ekranı kullanarak daha çok üretkenliğinizi arttırabilirsiniz. Gelin gelelim arkadaşlar. Aslında bu cihaz kimler için? Bu cihazın kimlerin kullanması daha uygun olur? Eğer ki değerli dostlar, sizin bütçeniz kısıtlıysa ve çok çok iyi performans almak istiyorsanız bir bilgisayardan, işte aradığınız cihaz Mac Mini olmalıdır. Mac Mini 2022 M2 256 GB'lık, yani en minimum olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi, eğer video işleri yapıyorsanız bile zaten ideal. Kaldı ki 8K ile ilgili zaten çalışmalar yürütüyorsanız onu da yani destekliyordur tabii ki, ama işte stüdyo versiyonu Mac Mini'nin, Mac Studio biraz daha Mac Mini'lere nazaran daha kaliteli sonuçlar verebilmekte arkadaşlar. Ama Türkiye'deki işte fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman zaten benim aldığım fiyatla da hemen hemen yakın fiyatlar. 700 Euro civarında. Mac Mini almalı mıyım, almamalı mıyım? Bu tarz sorular değerli arkadaşlar, videonun sonuna genellikle saklıyorum. Çünkü sebebi iyice bir düşünüp taşınmanız, görmeniz. Tabii ki çok portatif bir cihaz değil. Her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir cihaz değil. Bir MacBook kadar portatif değil. Orada kesin aynı fikirdeyizdir diye düşünüyorum. Bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Mutlaka takibe alın. Mutlaka bir sonraki videoyu heyecanla bekleyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.